Herkese merhaba. Bugün sizlerle tam 90 saniyede fosil oluşumunu öğreneceğiz. Hadi hemen başlayalım. Süremizi de başlatalım. Fosiller neydi? Ölen bitki ve hayvan kalıntılarının günümüze ulaşmış haliydi. Latince'de fosil ne anlama geliyordu? Yerden çıkarma anlamına geliyordu. Peki fosiller nasıl oluşuyordu? Hadi hemen öğrenelim. Şimdi ölen Bitki ve hayvan kalıntılarının ne oluyor üzerlerine zaman içerisinde kum çamur gibi tabakalarla Kaplanıyor her canlı doğuyor yaşıyor ve eliyor ve zamanla ne oluyor üzerleri tabakalarla kaplanıyor dedik ve bu tabakalarla kaplanması sayesinde ne oluyor havayla teması kesiliyor. Burası önemli fosillerin oluşabilmesi için havayla temasını kesilmesi gereklidir ve ne oluyor üzerinden milyonlarca yıl geçiyor. Bu milyonlarca yıl içerisinde ne oluyor? Bu tabakalar sertleşerek kayaç haline alıyor. Ve böylece ne oluyor? Fosil oluşumu gerçekleşmiş oluyor. Ve peki bu fosiller nasıl ortaya çıkartılıyor? Paleontologlar tarafından ortaya çıkarılıyor. Fosilleri inceleyen bilim dalına biz paleontoloji ve bu bilim dalıyla uğraşan kişilere paleontolog diyoruz. Ve fosilleşme en çok nerede gözlen, gözlemleniyor canlılarda? Kemik ve diş benzeri sert yapılarda biz fosilleşmeyi daha çok görüyoruz. Ve bir diğer önemli nokta bilmemiz gereken nokta. En alttaki kayaç tabakasındaki bulunan fosil üst tabakalara göre her zaman nedir? Daha yaşlıdır diyoruz. Yani bu en altta bulunan fosil daha yaşlıymış daha eskiymiş diyoruz. Ve sizlerle tam 90 saniyede fosil oluşumunu öğrenmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.